Merhabalar. Bu videoda sizlerle beraber WorkEnsi'de yeni bir çalışma sayfası oluşturma ve WorkEnsi'nin dosya yönetim sistemi üzerine konuşacağız. Works'a tıkladığımızda biz hemen açılan pencere altından WorkEnsi ile alakalı CAM bölümünü ve CAD bölümünü görüyoruz. CAM bölümünün üzerindeki New Workzone ile biz yeni bir CAM çalışma sayfası açıyoruz. Open Workzone Seconds'la ise daha önce WorkEnsi'de oluşturmuş olduğumuz bir CAM programını çağırıyoruz. CAD başlığı altından yine aynı şekilde New CAD File diyerek yeni bir CAD dosyası oluşturuyoruz. Open CAD File ise var olan bir dosyanın açılması anlamına geliyor. New Workzone'a tıklayarak hemen Create Workzone penceresi karşımıza geliyor. Arkadaşlar bizim WorkEnsi'de diğer programlarda pek de alışkın olmadığımız farklı bir veri yönetim sistemine sahip. Bu WorkEnsi'nin güçlü veri yönetim sisteminin bir sonucu. WorkEnsi'de kesinlikle sürücülerle çalışmamız gerekiyor. Yani C, D gibi bilgisayarımızın ana sürücülerine çalışabiliyoruz. Masa üstünde çalışma gibi bir lüksü yok WorkEnsi'nin. Bunun sebebi de şu. Hemen buradan WorkEnsi'de daha önce benim yapmış olduğum bir adet uygulamanın dosya içine girersek bunun ne olduğunu direkt daha iyi bir şekilde anlayacağız. Örneğin şuradan benim Work diye bir dosyam var ve bu dosya içerisinde bakalım. Biz WorkEnsi'de bir adet CAM yaptığımızda WorkEnsi bizim çalışma dosyamızın içine şu şekilde uygulamalar ve dosyalar atıyor. Gördüğünüz gibi bunların birçoğu WorkEnsi'de bizim CAM yaparken kullandığımız şeyler. Bazıları geometri ile alakalı özellikler, bazıları atadığımız noktalar, daha sonra oluşturduğumuz curve'in sayısal ifadelerini veren dosyalar ve diğer farklı WorkEnsi'nin ön izleme resmi gibi şeyler bulunuyor. Bu dediğimiz gibi WorkEnsi'nin güçlü bir veri yönetim sisteminden kaynaklanıyor. Bunun için kesinlikle düzenli bir dosyalama sistemi kullanmamız gerekiyor. Örneğin dosyalama sistemi şöyle olması gerekiyor. Masa üstündeki bir dosyayı ben şimdi yeni bir şekilde oluşturarak bunu size hemen açıklamaya çalışacağım. Şuradan masa üstündeki Exercise adlı dosyayı alıyorum. Kopyalayarak bilgisayarım içerisindeki sağ ve sürücüme geliyorum. Burada WorkEnsi çalışmalar adlı bir klasör açacağım. WorkEnsi alt tire çalışmalar. Kesinlikle space karakter yani boşluk olmaması gerekiyor ve Türkçe karakter içermemesi gerekiyor. WorkEnsi çalışmalar altında yeni bir klasör daha oluşturarak parçamın ismini burada belirtebilirim. Çünkü buraya ben bir CAM dosyası açtığımda bu klasörün içine az önce gösterdiğim gibi birden fazla dosyalama oluşacak ve bu şekilde gruplama ile çalışacağım. Diyelim ki yeni olsun bunun ismi. Ve yeninin içerisine gelip hemen masa üstünden kopyaladığım parçayı buraya bırakıyorum. Ve tekrar bunun ismini de değiştiriyorum buradan. Exercise olarak kalsın. Kesinlikle dediğimiz gibi boşluk olmaması gerekiyor. Dosya SolidWorks part olabilir. Farklı parçalar olabilir. Bunun pek bir önemi yok. Az sonra zaten WorkEnsi'de hangi dosyaları açabildiğimi de size göstereceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada hemen yeni bir klasör açtım. İçine bir alt klasör ve parçamı onun içerisine attım. Siz de firmanızda yaptığınız kemleri, örneğin mesela bir kalıp olabilir. O kalıbın ismi altında, kalıbın erkek grubu, dişi grubu diye böyle dosyalama sistemiyle gruplandırabilirsiniz. Tekrar Workzone'a tıklıyoruz. New Workzone demiştik. Şimdi burada Workzone Name kısmına, yani bizim Workzone'un çalışma sayfamızın, çalışma dosyamızın olduğu yeri göstermem gerekiyor. Bunun için hemen C'ye girdim. Direkt gördüğünüz gibi otomatik olarak program C'yi gösteriyor. WorkEnsi çalışmalar altında yeni klasörünü burada programa tanıtıyorum. Daha sonra add diyerek buradan o klasör içerisindeki çalışacağım dosyayı gösteriyorum. Burada file tips sekmesi altında WorkEnsi'de hangi dosyaları açabildiğimizi görüyorsunuz. Benim dosyam SolidWorks files'tı. Buradan hemen exercise adlı örneği seçerek open diyorum. Şimdi buradaki diğer sekmelere bakalım. Şurada Scaling Factor denilen kısımda istersek parçayı belli bir miktarda ölçekleyebiliriz. Alt kısımdaki tolerans kısmıyla biz işleme hassasiyetini bir nevi belirtiyoruz. Yani dosyayı ne toleransla alıyoruz. İstersek parçanın üzerine global bir stok verebiliriz. Buradan bir değer yazarak bu işlemi yapabiliriz. Workzone'a dair yani bu çalışma sayfasına dair bilgiler bu alt kısımda bulunuyor. Burada programı yapanın ismi ve post bastığımızda posta çıkacak numara gözüküyor. 3301, 3302 şeklinde burada dosyalama sistemi gidiyor. Örneğin ben buraya Uğur yazıyorum. İstersen buraya bir açıklamada da bulunabilirim. Daha sonra Optional Surface kısmından biraz bahsedelim. Optional Surface'de biz şunu yapıyoruz.
Büyük boyutlu parçalarda sadece işleyeceğimiz kısımları alıp diğer bize lazım olmayan kısımları transparan şekilde programa gösterip biraz daha rahat bir çalışma imkanı sağlayabiliyoruz. Bununla alakalı bir kısımdır. Stok tanımlamayı ise burada direkt WorkEngine için yapabildiğimiz gibi açmadan önce burada da bir stok tanımlayabiliyoruz. Stok tanımlama kısmında bir solid block olabiliyor, bir CAD modeli alabiliyoruz. Dışarıdan döküm mantığıyla bir parça yahut da 3D stock import deyip dışarıdan farklı bir programdan çizilmiş bir burada parçayı alabiliyoruz. Şimdi stok tanımlamayacağız. Direkt geometriyi create works on diyerek oluşturuyoruz. Çıkan sekmeye yes diyerek devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda WorkEngine dosyayı tanıyor ve hemen workflow'umuzu oluşturacak. Az önce bahsettiğim şekilde WorkEngine'de dosyalama sistemi bu şekilde oluşuyor. Karmaşıklık yaşamamak için kesinlikle siz de düzgün bir dosyalama sistemi kullanmanız gerekecek. İleride yaptığınız çalışmaları açmak isteyeceksinizdir mutlaka. Tekrar lazım olacaktır. Bu şekilde bu mantıkla düşünerek güzel bir dosyalama sistemi yapacaksınız ve WorkEngine'de yaptığınız dosyalar kesinlikle kaybolmayacaktır ve belirttiğiniz klasör altında iyi bir şekilde duracaklardır. Evet, şu anda WorkEngine tanımlama işlemini tamamladı. Hemen çalışma sayfamız açılıyor. Gördüğünüz gibi şu anda parçamız yükleniyor. WorkEngine güçlü bir veri yönetim sistemine sahip. Direkt aldığımız parça üzerindeki patlakları tanır, bunları onarmaya çalışır. Bu yüzden başta biraz tanımlama operasyonları falan yapıyor. Evet, şu anda gördüğünüz gibi WorkEngine'de parçamız ekrana geldi. Gördüğümüz gibi orijin yanlış bir yerde duruyor. Hemen bunun kısa yoluyla biz her zaman yaptığımız gibi orijini konumlandıralım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Z'den bakmam gerekecek. Z artıdan bakıyorum ve part geometrinin altından kemeksiz kısmıyla UGS on view diyerek tam parçanın ortasına ve benim Z'de gördüğüm en yüksek yere orijinimi atadım. Apply S Machine Axis diyerek buradan atadığım yeni düz şeyi, çalışma eksenini kabul ediyorum. WorkEngine'de dosya oluşturma sistemi de bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada bize WorkEngine ile alakalı her türlü sorunuz için sonar@armadayazilim.com ve ugur@armadayazilim.com adreslerinden ulaşabilirsiniz.